Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. Amma ba'd fe ya ibadallah, ısikum bitekvallahi ve ta'atih. İnnellaha ma'allezine tegav vellezine hum muhsinun. Kâlallahu Teala fi kitabihil kerim, eûzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yerah, ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerah. Sadakallahu'l-azim. Değerli cemaatimiz, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kim zerre miktarı hayır işlerse mutlaka karşılığını görecektir. Kim de zerre miktarı şer işlerse karşılığını görecektir. Bir hadis-i şerifte ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Gaflete dalarak ölümü ve ölüm sonrası hayatı unutan kul ne bedbahttır. Kardeşlerim, bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeden birisi, "Ey Allah'ın Resulü, müminlerin en hayırlısı kimdir?" diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cevaben, "Ahlakı en güzel olandır." buyurdu. Yine aynı sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, "Peki müminlerin en duyarlısı ve şuurlusu kimdir?" diye bir soru yöneltti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cevaben, "Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanandır." buyurdu. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin bizlere bir emaneti olan ömür sermayemiz hızla tükenmektedir. Her bir nefesimiz, her bir saniyemiz bizi ölüm gerçeğine biraz daha yaklaştırmaktadır. Herkesin yapıp ettiklerinin karşılığını eksiksiz göreceği hesap gününe doğru hızla ilerliyoruz. Peki müminler için esenlik ve selam yurdu, inkarcılar içinse pişmanlık ve hüsran diyarı olan ahirete ne kadar hazırız? Hesap, mizan, hayatımızın akışı içerisinde ne kadar yer tutuyor? Günah, sevap, hayır, şer konusunda ne kadar duyarlı davranabiliyoruz? Değerli kardeşlerim, dünyadaki hazlar, tutkular, hırslar, kinler, nefretler ve kavgalar elbet bir gün ölümle birlikte sona erecek. Dünya imtihanımız ölümle birlikte yine nihayete erecek. Günahların, isyanların, kırılan gönüllerin hesabını vermek de, iyiliklerin mükafatına ulaşmak da artık ahirete kalıyor. Hakikat bu iken, hayatın gündelik koşturmaları içerisinde ölüm maalesef bizlere yabancılaşıyor. Rabbimiz dünyanın geçici zevklerine, aldatmacalarına kanmamamızı, daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret saadetine erişebilmemiz için bizleri Kur'an-ı Kerim'de şöylece uyarıyor. "Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın." Kıymetli cemaatimiz, elbette ki müminler olarak ahirete gönülden iman ediyoruz. Zira biliyoruz ki ahirete iman, iman esaslarından bir tanesidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Rabbine gönülden itaat eder. Yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'ın Resulünü kendisine örnek alır. Onun öğütlerine kulak verir. Sünnetini kendine rehber edinir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, haksızlık yapmaz, zulmetmez, şiddet uygulamaz. Hiçbir cana kıyamaz. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki dünya ahiretin tarlasıdır. Rabbim bizleri ölümden sonrası için hazırlanan ve hesabını kolay veren kullardan eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında yarın saat 11'de Yakın Doğu İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mahfuz Söylemez hocamızın Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konulu konferansı var. Hepiniz camimizin alt katında yer alan konferans salonumuza saat 11'de yarın için davetlisiniz. Kâle aleyhissalâtu vesselâm ettâibu minez-zemmi kemen lâ zemme leh estağfirullahel-azîm ve etûbü ileyh es'elullâhe li ve lekumü't-tevfîk Bismillahirrahmanirrahim. İnned-dîne 'inde'llâhi'l-İslâm. Sadakallâhu'l-azîm.